Atatürkçü, aydın ve modern bir Türkiye idealiyle yayın hayatımızı devam ettirmekteyiz. Her fırsatta elimizin kültür, sanat ve sosyal yaşamına olumlu katkılar vermeye çabası içerisindeyiz. Bu vesileyle bugün hemşerimiz, çok değerli bilim insanı, aynı zamanda gazetemiz yazarı da olan Dr. Naim Babiroğlu'nun konuşmacı olarak yer aldığı Atatürk, Cumhuriyet ve Günümüz Türkiye'si adlı konferansımızda bir aradayız. Kuşkusuz ki Naim hocamızın bugün bizlerle paylaşacağı bilgiler çok büyük bir önem arz ediyor. Belki de az bilinen ya da ilk kez öğreneceğimiz çok farklı bir sunum bizi bekliyor. Konferansımızın aydınlık Türkiye idealimize faydalar sağlamasını diliyorum. Değerli konuklarımız, konuşmacımız Naim Babiroğlu'nun özgeçmişini aktarmak istiyorum. Naim Babiroğlu 1960 yılında Antakya'da doğdu. İlk ve orta öğretimini Antakya'da tamamladı. 1977 yılında Kuleli Askeri Lisesi'ni, 1981 yılında Kara Harp Okulu'nu, 1982 yılında Piyade Okulu'nu bitirdi. Kıbrıs dahil Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın çeşitli birimlerinde takım, bölük, tabur ve alay komutanlığı yaptı. 1992 yılında Kara Harp Akademisi'nden ikinci olarak Kurmay Yüzbaşı rütbesiyle mezun olduktan sonra Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'na atandı. Ardından Kara Harp Akademisi'nde öğretim üyeliği ve plan subaylığı görevlerini sürdürdü. 1995 yılında Silahlı Kuvvetler Akademisi'ni birincilikle bitirdi. 1996-97 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri'ni temsilen Kuveyt ve Irak'ta Birleşmiş Milletler Askeri Gözlemci Subayı olarak görev yaptı. Tabur Komutanlığı görevinin ardından 1998-2001 yıllarında Belçika'da NATO karargahında Kuvvet Plan Subayı olarak görevlerde bulundu. 2001-2004 yıllarında Genelkurmay Başkanlığı karargahında çalıştı. 2004-2006 yıllarında Iğdır Yüksek Ova arasında yaklaşık 300 kilometrelik sınırdan sorumlu Van Hudut Alay Komutanlığı görevini üstlendi. 2006 yılında Tuğgeneralliğe yükseltildi ve Manisa 1. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı'na atandı. 2009-2011 yıllarında Ege Ordusu Harekat Kurmay Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. Cumhuriyet'in erdemleri ve öğretmenleri sayesinde askeri lise sınavını kazanarak 14 yaşında başladığı askerlik yolculuğu 37 yıl sürdü ve Tuğgeneral rütbesindeyken 2011 yılında emekli oldu. Cambridge Üniversitesi'nden İngilizce öğretmenlik sertifikasını aldı. Amerika Birleşik Devletleri Oklahoma Üniversitesi'nde insan iletişimi ve ilişkileri konusunda yüksek lisans yaptı. Türkiye'de Harp Akademileri Komutanlığı'nda Ulusal Güvenlik ve Uluslararası İlişkiler dalında yüksek lisansını tamamladı. Doktora çalışmasını Cumhuriyet Tarihi Bilim dalında yaptı. Birleşmiş Milletler Madalyası sahibidir. Gözlemler 1998, Bir Devletin Çöküşü, Stratejik Derinlikten Bozguna 2016, Cumhuriyetin Sonbaharı, Beni Hatırlayınız 2016, Çanakkale 2015, Almanların Büyük Tuzağı 2017, Kemal Yeri 2017, Çok Yazarlı En Uzun Gece 2017, Sakarya 22 Gün 22 Gece 2020 ve Tarihin Kıskandığı Lider 2021 adlı kitapları bulunmaktadır. Çeşitli gazetelere yazı yazmakta ve televizyon programlarına katılmaktadır. İstanbul Aydın Üniversitesi'nde öğretim üyesidir. Biz konferansımıza ev sahipliği yapan Ticaret Borsası'nın değerli başkanı Ali Celal Mursaloğlu'na, Meclis Başkanı Veris Bahadırlı'ya, Genel Sekreter Metin Kusari'ye de hem gazetemiz hem de Antakya olarak teşekkürlerimizi sunuyoruz. Değerli konuklar, konuşmacımız, değerli insan, bilim insanı Naim Babiroğlu'nu konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Önce sayın konuklarımıza, arkadan sesim geliyor mu? Tamam. Hepiniz buraya geldiğiniz için önce teşekkürü sizlere bir borç biliyorum. Sağ olun, var olun.
Evet, tabii burada en büyük teşekkürü Hatay tarihiyle köklü olarak atıp giden yolculukta hiçbir zaman çizgisinden sapmayan ve Hatay ve Türkiye kamuoyuna gerçek ve objektif bilgiler sunan Antakya Gazetesi'ne, onların değerli sahiplerine, Seyfettinoğlu ailesine ve çalışanlarına, başta Cemil Yıldız Bey olmak üzere hepsine en büyük teşekkürü sunmayı bir borç biliyorum. Sağ olun abi. Katılımcılar, Sayın Milletvekilimiz, Sayın Milletvekilimiz hoş geldiniz. Hatay Ticaret ve Sanayi Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Derneği ve benim köylüm, köylülerim, dayılarım, akrabalarım ve tanıdığım diğer bütün arkadaşlara selam, saygı ve sevgilerimi iletiyorum. Evet, şair ne demiş? Şair der ki, her insan doğduğu yere benzer. Doğru, her insan doğduğu yere benzer. Şair öyle diyor. Nereye giderse gitsin. Evet. Ben Antakya'da doğdum. Antakya'da doğmaktan dolayı bir onur ve şeref duyuyorum. Ve buraya benziyorum ben. Sizlere. Teşekkürler. Evet. Sinan Bey tabii sağ olsun, özgeçmişimi çok ayrıntılı bir şekilde açıkladılar. Şimdi ben sizlere Atatürk kimdir? Hepimiz biliyoruz, evet, doğru. 1881'de doğdu diyoruz. Ve Mustafa Kemal Paşa, Mustafa Kemal diyoruz. Ama ben size Atatürk'ün bilinmeyen yönlerini, bir insan Atatürk'ü anlatacağım çok özetle. Sonra Türkiye'nin bugünkü durumunu, sonra gelecekte acaba ne yapılır ki, ne yapılır ki Türkiye'miz, yurdumuz daha iyi gider. Bu arada unuttuğum çok önemli bir konu var. Özür diliyorum. Biz burada nefes alıyorsak, ben size hitap ediyorsam, siz de beni dinliyorsanız, bunu önce kahraman şehitlerimize ve kahraman gazilerimize borçluyuz. Ve kahraman gazilerimiz de hepinizin önünde saygıyla sınanıyoruz. Evet. Mustafa Kemal kimdir? Evet, Selanik'te halktan biri olarak doğdu. Adı Mustafa'ydı. Sonra Mustafa Kemal oldu. Sonra Gazi Maraşal Mustafa Kemal oldu. Türk milletinin en büyük evladı oldu. Türk milleti ve mazlum ülkeler ona Atatürk dedi. 34 yaşında Çanakkale'de Truva'nın intikamını aldı. Kurmay yarbaydı. İstanbul'u 4 kez kurtardı. 40 yaşında 1683 yılında 2. Viyana'da başlayan çekilmeyi ve toprak kaybını, Türk toprak kaybını 238 yıl sonra Sakarya Meydan Muharebesi zaferiyle durdurdu. 40 yaşında Başkomutan Mustafa Kemal Paşa. Evliliği Fırtınalı Deniz'de bir yolculuktu. O da insandı. Benim, sizin gibi bir insan. Eti kemiği var. Bazı yemekleri çok sever. Kahveyi sever. Sigara içer, içki de içer, insandı. Aşkları oldu, sevdaları oldu. Ama evliliği oldu, fakat evliliği Fırtınalı Deniz'de 2 yıl, 6 ay, 4 gün süren bir evliliği Fırtınalı Deniz'de bir yolculuktu, onu iyice sarstı. Hayatta yaptığım en büyük hatalardan biri, evlilik de dedi. Savaşta yendiği düşmanın onun önünde saygı duruşu 5000 yıllık yazılı savaş tarihinde bir ilkti. Bunalıyorum çocuk, büyük bir acı içinde bunalıyorum dediği günler oldu. Beni hatırlayınız sözcükleri aslında milletine vasiyetiydi. Ölüm demek böyle olacak kızım dediğinde son günleri yaşadığının farkındaydı. Son anı ulu bir çınarın kökleri gibi
devlerin savaşında son perdeydi. Türk gençliğine emaneti çok sevdiği milletine vasiyeti oldu. Ve ona ben tarihin kıskandığı lider, savaşın ustası, barışın efendisi diyorum. İşte ben onun hikayesini çok kısa gerçek belgelere dayanan, onun anılarına, arkadaşlarının anılarına ve belgelere dayanan kaynaklardan size aktaracağım. Evet. Mustafa Kemal Paşa 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktıktan sonra başladığı Anadolu yolculuğunda, biliyorsunuz kongreler dönemi, Erzurum Sivas Kongresi, Amasya Genelgesi derken Ankara yolculuğu Ankara'ya geldiğinde 27 Aralık 1919'da 38 yaşındadır. Ankara'ya geldiğinde dünyanın çok ünlü gazetesi Times gazetesi şu manşeti atar: bütün dünyanın kuvvetine karşı ulusal milli bir hareket yaratmak ne çocukça bir hayal. Mustafa Kemal Paşa'ya diyor ki sen bütün dünyaya karşı meydan okuyorsun, ne çocukça bir hayalle uğraşıyorsun. Bunu diyen kim? Dünyanın en ünlü gazetesi Times. 27 Aralık 1919. İstanbul basını ve Padişah Vahdettin'in damat Ferit'in basını, yani milli mücadeleye Mustafa Kemal Paşa'ya karşı olan basın genellikle şu haberleri veriyordu. Mesela Refik Halit Karay der ki kongreler, Kuvayi Milliye, meclis, yolculuk, kuzum Mustafa sen deli misin? Ne teşkilatı ne ordusu. Sen deli misin? Kimse inanmıyordu. Mustafa Kemal Paşa'nın 19 Mayıs 1919'da başladığı bir yolculuğun çok değil 3 yıl sonra bütün işgal devletlerin hayallerini yerle bir edeceğine kimse inanmıyordu. İşin kötüsü en yakındaki bazı arkadaşlar da inanmıyordu. 38 yaşında. Fakat bu çocukça hayal, kuzum Mustafa sen deli misin dediği hayal ve delilik çok değil 2 yıl sonra 41 yaşında Başkomutan Mustafa Kemal Paşa Osmanlı'da 2. Viyana kuşatmasıyla beraber başlayan Türk çekilmesini ve toprak kaybını Osmanlı bir türlü durduramaz. 238 yıl sürer. İşte 238 yıl sonra 1921 13 Eylül'de Mustafa Kemal Paşa, o çocukça hayal denilen Mustafa Kemal Paşa 238 yıllık çekilmeyi ve toprak kaybını durduran başkomutan Mustafa Kemal Paşa olarak dünya savaş tarihine kaydedilecekti. Deli miydi? Evet deliydi. Ama stratejik dehası olacak kadar, askeri deha olacak kadar deliydi. Ve bu delilik Türk çekilmesini durduracak kadar cesur bir delilikti. Bu arada kusura bakmayın, sürekli araya girmek zorunda kalıyorum. Lütfen beni mazur görün. Sayın Baro Başkanımız, kusura bakmayın, sizi söylemekten sehven unuttum. Hoş geldiniz Sayın Baro Başkanımız. Evet, cihat açık alın. Sayın Baro Başkanımız da aramızda. Teşrifleriniz için teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet. Sakarya Meydan Muharebesi dünya savaş tarihinde önemli bir muharebedir. Ve çekilmeyi durduracaktır. Sonra kuzum Mustafa sen deli misin? Ne çocukça hayal dedikleri çok değil. 42 yaşında büyük taarruzla, yani 30 Ağustos zaferiyle bütün işgalcileri yerle bir edecek hayallerini ve işgalcileri topraktan, Türk vatandan atacaktı. İşgalciler kim? İngiltere, Fransa, İtalya. Başka kim? İngiliz desteğindeki Yunanlar. Başka kim? Doğu'da maalesef o zaman dış ülkelerin baskısıyla ayaklanan Ermeniler ve güneyde de maalesef ayaklanan Kürtler ve başka en fazla
Padişah Vahdettin'in ve Sadrazam Başbakan Damat Ferid'in çıkardığı isyanlar. Bunlarla uğraşacak. Peki ne diyor durum? Durum çok basit. Milletin elde kalan son cephanesi, tüfekte son cephane. Bu cephane ya boşa sarf edilecek ya da vatan kurtulacak. Peki bu arada ne yapmış Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşları? İdam onayı, idam kararı Divan-ı Harp'ten geçmiş ve Padişah Vahdettin de bu idam kararını Mayıs 1920'de onaylamış. İdam kararı alan bir kadro var. Bu idam kararını alan bu kadro bu inançla devam ediyor tabii mücadeleye. Ve 9 Eylül 1922'de işgalcilerin hayallerini yerle bir ediyor. Şimdi size bir şey söyleyeceğim. Bazıları tarihe nankörlük edenler ya da tarihi elin tersiyle atanlar veya başka bir tarihi gerçek tarihin önüne koyma yarışında olan insanlar kimileri der ki ne olacak ki efendim? Milli mücadele, Türk İstiklal Savaşı, Mustafa Kemal Paşa'nın karşısında sadece Yunanlılar vardı. Küçük bir orduydu. Yenildi gitti. Doğru mu? İngiliz, Fransız ve İtalyanlar da İstanbul'u işgal etmiş. Merzifon İngiliz işgalinde. Samsun İngiliz işgalinde. Güneyde Maraş'tan doğuya doğru gidin İngiliz. İtalyanlar Isparta, Antalya ve Ankara Hayvan Apolonya'ya kadar gelen İngiliz desteğindeki Yunan ordusu. Peki eğer bu kurucu kahraman kadronun Mustafa Kemal Paşa'nın komutasındaki kadro eğer gerçekten düşman olmayan birisiyle savaşsaydı veya savaş olmasaydı Yunanlılar yenildikten sonra Ekim 1922'de Atina'da askeri mahkeme kurarlar. Askeri mahkemede yenilginin nedeni olan 6 devlet adamını kurşuna dizerler Atina'da. Başbakan, Genelkurmay Başkanı ve Batı Anadolu'daki kuvvetlerinin komutanı Hacanesi dahil. Nasıl kurşuna dizerler biliyor musunuz? Yunan tarihine büyük bir utanç yaşattıkları için ve Yunan tarihine bir kara leke sürdükleri için normalde askerler oturulur ve önden kurşuna dizilir. Sırtlarından ters çevirerek kurşuna dizerler. Bir aşağılık göstergesi olarak. Bu kadar etkilenmiştir Yunanların yenilmesi. 6 devlet adamı. Evet. Ve o kahraman kadroyu anlatta yarar var. Bir gün Maliye Bakanı Hasan Fehmi Ataç 1922 yılında büyük taarruz devam ederken der ki ya çoğu komutanlar maaş alamıyor. Hazinede de para yok. Ama bu çatışan, bu muharebe eden, savaşan subayların, komutanların aileleri var. İzmir'de var, Malatya'da var, Erzurum'da var, İstanbul'da var. Peki çocuklarını nasıl besleyecekler? Para lazım. Maaş da veremiyoruz. Bir bakın kaç kişi kaç aydır maaş alamamış der Maliye Bakanı. Defterdarlara emir verir. Defterdarlar raporu getirir. Çok küçük sayıda subay 2 aydır maaş alamamış. Az sayı. Ama subayların, komutanların büyük bir bölümü 14 aydır maaş alamamış. Ve 14 aydır maaş alamayan bunlar kanlarını vererek vatan toprağını işaretliyorlar. Bunlardan birini size Albay Reşat Çiğiltepe'yi anlatayım. Albay Reşat Çiğiltepe, Tümen Komutanı, Kurmay Albay, büyük taarruzda Mustafa Kemal Paşa 27 Ağustos'ta saldırı istediği gibi ilerlemez. Problemler çıkar ve Mustafa Kemal Paşa şurada gördüğünüz gibi 42 yaşında, sinirli, elinde sigarası var. Endişeli, üzgün, telefona gidiyor. Telefon o zaman manyetörlü telefon biliyorsunuz hepiniz mi? Telefon eder. Der ki bana Reşat Bey'i verin der telefonda. Reşat Bey karşıda telefona gelir.
Emret komutanım der. Reşat Bey, neden hala hedefinizi ele geçiremediniz der. Orası bizim için çok önemli der. Komutanım, düşmanın çok fazla ateşi var, çok fazla şehidimiz, yaralımız var ama yarım saat içerisinde ele geçireceğiz der. Peki, başarılar dilerim der. Ve telefon kesilir. Fakat yarım saat içinde tabii ele geçmez. Akşama doğru ele geçer. Derken ikinci kez Mustafa Kemal Paşa telefon eder. Bu sefer Albay Reşat'ın emir subayı telefona çıkar. İşte hemen kaplanlığı. Der ki Mustafa Kemal Paşa'ya, başkomutana, komutanım Albay Reşat intihar etti ama size bir mesajı var der. Oku der mesajı. Albay Reşat mesajında şöyle yazmıştır. Komutanım, size söz verdiğim halde sözümü tutamadığımdan dolayı yaşayamam. Onun için hayatıma son verdim. Hakkınızı helal edin. Albay Reşat tabancasını çekerek şakağına sıktığı tek kurşunla hayatına son vermişti. Neden? Başkomutanın verdiği emri zamanında yerine getiremediğinden. Onur, şeref. Evet. Eğer burada hepiniz özgür bir vatan altında nefes alıyorsanız, ben size konuşabiliyorsam bu kahramanların sayesinde. Bu fotoğraf Kocatepe, 26 Ağustos 1922, Bursa'da hapishanede, daha sonra yıllar sonra Bursa'da hapishanede Nazım Hikmet var, vatan şairi. Yazar Kuvayi Milliye Destanı'nı, ama bu fotoğrafı görünce Nazım Hikmet'in dünya edebiyatına mal olmuş şu dörtlüğü yazar Nazım Hikmet. Ve mavi gözleri çakmak çakmaktı, yürüdü uçurumun başına kadar, eğildi durdu. Bıraksalar ince uzun bacakları üzerinde yaylanarak ve karanlıkta akan bir yıldız gibi kayarak koca tepeden Afyon Ovası'na atlayacaktı. Evet, ne muhteşem. Başkomutan Mustafa Kemal Paşa 42 yaşında böylece dünya edebiyat tarihine de geçmiş oldu. Evet. Ben ne diyorum bu kuşağa? Bu kuşağa ne diyorum ben? Vatandan, milletten başka sevgili, tanımayan kuşak. Ve o kuşak sayesinde şu anda Türkiye Cumhuriyeti Devleti var. Ve bu kuşağa maalesef zaman zaman efendim Balkan göçmenleri de, Balkan muhacirleri de ya da Balkan Türkleri de normal diğer göçmenler gibi, o halde onlar da göç etti. Efendim Afgan'dan da gelir, Suriye'den de gelir, Pakistan'dan da gelir, fark etmez. Size bir şey söyleyeceğim. Başkomutan Mustafa Kemal Paşa Selanikli. Bütün çekirdek kadrosu, Kurtuluş Savaşı'nda, İstiklal Savaşı'ndaki bütün çekirdek kadro Rumeli'li, Balkan. Eğer Balkan bu kahramanlar olmasaydı Türkiye Cumhuriyeti Devleti olmazdı ki. Onun için bu göçmen karıştırma olayı da tabii tarihle hiçbir ilgisi yok. Onun da altını çizelim. Evet. Çok özetle gidiyorum. Cumhuriyet ve Kurtuluş Savaşı, İstiklal Savaşı bitiyor. Tabii Cumhuriyet. Atatürk Cumhuriyeti efendim 28 Ekim'de toplandı. Mustafa Kemal Paşa arkadaşlarını çağırdı. İsmet Paşa'yı ve diğer ileri gelenleri. Ve dedi ki, efendiler yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz. Doğru. Doğru ama cumhuriyet fikri Atatürk'ün gençliğinden itibaren beyninde, kafasında, felsefesinde, düşünce yapısında tasarladığı bir proje.
ve Montesquieu, Kant'ı, Jean-Jacques Rousseau'yu, Namık Kemal'i, Ziya Gökalp'i, Tevfik Fikret'i okuyor. Yani bir gecede Cumhuriyet durup dururken olmadı. Gençliğinden itibaren oluşturduğu modernleşme projesi. Peki Cumhuriyet'i aldığında nedir miras? Miras ne? Nüfus 13 milyon Türkiye'nin 1923'te. Yanan köy sayısı 1700-1800. İşgalciler köyleri yapmış. Okuma yazma oranı erkeklerde %4. Düzeltiyorum %7. Kadınlarda %4. Doğu Anadolu'ya doğru gidildikçe bu oran düşüyor. Erkeklerde %7, kadınlarda %4, Doğu Anadolu'ya doğru gidildikçe düşüyor. Burada hemen size bir şey söyleyeyim. Efendim 1928'de yapılan harf devrimi ne oldu? Hafızayı kaybetti. Okuma yazma oranını indirdi. Ya güzel de okuma yazma oranı zaten erkeklerde %7, kadınlarda %4, Doğu Anadolu'ya doğru gidildikçe %1'e iniyor. Okuma yazma yoktu ki var. Harf devrimi sayesinde okuma yazma oranı arttı. 40 bin köy var. 40 bin köyün 37 bin köyünde okul, posta ve yol yok. Türkiye'de 40 bin köy var o zaman. 37 bin köyde okul, posta, yol yok. Bütün ülkede 72 ortaokul var. 23 lise var, 1 üniversite var. 40 bin köyde ebe sayısı, diplomalı ebe sayısı sadece ve sadece 136. Ve 150 ilçede doktor yok. Sadece 337 doktor var Türkiye'de. Böyle bir miras devralıyor o kadro. Trahomlu insan sayısı 3 milyon. Verem, sıtma, tifüs yaygın. Bit her evde var. %97 evlerde tuvalet yok. Evlerin %97'sinde. Çocuk ölüm oranı, bebek doğar doğmaz %60 ve fazla. Ve uzatmayalım. Kadınlar ikinci sınıf, adları yok. Kadının avukat, hakim, profesör, pilot, sporcu ya da milletvekili olması hayal bile değil. Düşünülemiyor. Kadın böyle bir şey olur mu? Ki Osmanlı'nın bazı dönemlerinde nüfus sayımı yaparken erkekler sayılır, büyükbaş hayvanlar sayılır. Kadın sayılmaz. Büyükbaş hayvan çok önemli. At, neler? Öykü savaşta çok önemli. Numara verirlerdi paşam. Evet. Efendim? Kadınlara numara verirler. Evet. Değeri yok. Doğru. 1-2-3-4. Doğru. İşte Mustafa, teşekkür ederim. Mustafa Kemal Paşa, tabii o zaman Atatürk olmamıştır. 1934'te soyadı kanunu çıkacaktır. Onun için Mustafa Kemal Paşa diyorum. 1923'te bu devraldığı bu tabloyu o kahraman kadroyla beraber çok değil, 10 yıl içinde bir mucizeye dönüştürecek. 1934'te alınan bir tabloda Türkiye Cumhuriyeti Devleti Kayseri Uçak Fabrikası'nda kendi uçağını yaptı. 1938'de Türkiye Cumhuriyeti Devleti 15 yıl sonra bu tabloda Çin'e kolera aşısını destek olarak gönderdi. Hadise bu. Cumhuriyet bu. Ve bana sorarsanız Cumhuriyet nedir? Atatürk diyor ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kuran Türkiye halkına Türk milleti denir diyor. Tekrar söylüyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kuran Türkiye halkına, Türk halkına demiyor. Türkiye halkına. Kim bu Türkiye halkına? Ezhep, efendim, mezhep, etnik, inanç her yerden olabilir. Ama bu cumhuriyeti kuran herkes Türkiye halkıdır ama Türkiye halkına Türk milleti denir. Bu herhangi bir etnik yapıdan olur, herhangi bir mezhepten olur, herhangi bir anıştan olur. Ve cumhuriyet bir mucize. Nasıl bir mucize biliyor musunuz? Atatürk'ün cumhuriyeti. Atatürk'ün cumhuriyeti demek Anadolu'nun kuzeyinden, Anadolu'nun ortasından, Anadolu'nun doğusundan, Anadolu'nun batısından, Anadolu'nun köyünden ama fakir ve yoksul bir köyünden İsimsizleri ve sahipsizleri Cumhurbaşkanlığına, Başbakanlığa, Genelkurmay Başkanlığına taşıyan rejimin adıdır Cumhuriyet. Cumhuriyet Atatürk'ün mucizesidir. Cumhuriyet liyakattır. Cumhuriyet fırsat eşitliğidir. Hadise budur. Evet. Ve Cumhuriyet hiçbir zaman etnik ve mezhepsel ayrım yapmamıştır. Daima birleştirici olmuştur.
ayrımcılığı reddeder. Bazıları derler ya efendim Atatürk milliyetçiliği, ne mutlu Türk'üm diyene. Yahu ne mutlu Türk'üm olana değil, ne mutlu Türk'üm diyene demiş. Olana dememiş ki. Süleyman Demirel biliyorsunuz başbakanlığında tenkit edilir. Cumhurbaşkanlığında devlet adamı gibi davranmasıyla da takdir edilir. Süleyman Demirel'e bir gün basın mensupları onu zora sokmak için soruyorlar. Efendim siz başbakanken, Adalet Partisi başkanıyken çok böyle tenkit ettiniz, bir şeyler yaptınız. Şimdi cumhurbaşkanısınız. Bugün de Cumhuriyet Bayramı 29 Ekim. Ne düşünüyorsunuz Cumhuriyet hakkında derler sıkıştırmak için. Demirel'in çok ilginç bir cevabı var. Der ki Demirel, bana bakın, bana bakın der, bana bakın. Cumhuriyet benim, ben der. Isparta'nın fakir bir İslam köyünden çoban sülü olarak ben Cumhurbaşkanlığına geldim. Cumhuriyet beni buraya getirdi der, buraya. Cumhuriyet benim der. Ve Cumhuriyet'e hakkını verir. Evet, Cumhuriyet bu. Cumhuriyet bu. Ha, ben Cumhuriyet sayesinde buradayım. Cumhuriyet sayesinde general oldum. Ama Atatürk'ün Cumhuriyet sayesinde. Evet. Onu söyleyeyim. Çünkü liyakat ve fırsat eşitliği var. Bizde de sorular falan çalınmıyordu ya. Evet. Ve arkadaşları Atatürk'e derler ki, paşam derler, Cumhuriyeti kurdun, düşmanları yendin, dünya sana hayranlıkla bakıyor. Devrimleri yaptın, bırak artık der. Meclise fazla uğraşma, meclis seni çok yoruyor. İkide bir topluyorsun bizi, meclis, 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 iç cephe. Tek adam ol. Bazı yakınlar der ki çocuk ben mecliste çeliştiririm, çatıştırırım, kavga ederim ama meclissiz yapamam. Ve Türk İstiklal Savaşı boyunca 23 Nisan 1920'de meclisi kurar. Türk İstiklal Savaşı boyunca meclis bir saniye kapanmamıştır. Başkomutanlık yetkisini Mustafa Kemal Paşa'ya vermek için günlerce kavga edilmiştir meclise. Halbuki tek adamdı kendisi. İstediğini yapardı. O zaman Almanya'da Hitler, İtalya'da Mussolini, İspanya'da Franco, Portekiz'de Salazar, Romanya'da 2. Karol, Yunanistan'da Metaxas gibi liderler diktatörlüklerini ilan ederken çevresinde Atatürk ne yapıyordu biliyor musunuz? Medeni Bilgiler kitabını yazıyor. Türk toplumuna, Türk gençliğine, Türk kadınına demokrasiyi ve özgürlüğü anlatıyordu. İşte Atatürk bu. Tarihin İstanbul'u. Ve Atatürk'ün Cumhuriyet mucizesinde o Osmanlı'dan gelen isimsiz, yeri olmayan kadın 1934'te milletvekili seçme ve seçilme hakkını aldığında 11 yıl sonra İtalya aynı hakkı almıştır. 1971'de İsviçre almıştır. İşte Atatürk'ün Cumhuriyeti bu. Ha ben bu arada size burada bir itirafta bulunayım. Erkek kadın ayrımı yapmıyorum. Ama ben size bir şey söyleyeyim mi? Türk İstiklal Savaşı'nın en kahramanları kadınlardı. Ve şu anda da en cesurlar da kadınlar. Erkekler bir kere kusura bakmasın ben de erkeğim. Kadınlar cesur. Kadınlar eğer Türkiye'yi çağdaş uygarlık düzeyine Atatürk'ün hedefine ulaştıracaksa benim inancım tarihte onu gösteriyor. Kadınların öncülüğünde olacak. Onun için kadınları selamlıyorum buradan. Bütün kadınlar. Evet. Tabii Mustafa Kemal savaşlar, kuruluş, yorgunluk geldik vedaya, veda edecek. Ölüm.
1933 yılında Cumhuriyet'in 10. yıl nutkunda Mustafa Kemal der ya, büyük Türk milleti, en sonunda ne mutlu Türk'üm diyene bitirir ya hani, bu Atatürk'ün 10. yıl nutku. Der ki son sayfasında sesinden dinlemediğimiz son sayfaya geldiğinde der ki, bu söylediklerim gerçek olduğu zaman büyük Türk milleti senden ve bütün medeni beşeriyetten, dünyadan dileğim şudur. Beni hatırlayınız der. Beni hatırlayınız der ama akşam provasını yapar, 7 sayfadır bu. Ertesi gün 10 yılın hesabını verecektir milletine. Okur, yanında arkadaşlar Yusuf Hikmet Bayır ve diğerleri der ki, paşam der, bu cümleyi okumayın der. Niye? Çünkü bu cümle Türk milletine veda anlamı taşıyor, Türk milletini üzersiniz der. Çizer üstünü, okumaz. Arşivdedir bu, Cumhurbaşkanlığı arşivinde, oradan aldım. Bu söylediklerim gerçek olduğu gün, büyük Türk milleti senden ve bütün medeni beşeriyetten dileğim şudur, beni hatırlayınız. Aslında vasiyeti bu, beni hatırlayınız. Evet. Ve yıllar ilerler, Mart 1938'e geldiğimizde hastalığı ilerlemiştir ama Hatay nedeniyle, Hatay'ın Türk vatanına katılma durumu nedeniyle hastalığın için yabancı hekim, yabancı doktor getirilmesini istemez. Çünkü getirirse diyecekler ki Atatürk hasta, Fransızlar Hatay'ı vermeme konusunda daha fazla diretecekler. En sonunda hastalığı ilerler. Celal Bayar der ki, size paşam bir yabancı hekim getirmemiz gerekir der. En sonunda Mart 1938'de der ki, çocuk ne yapacaksan çabuk yap, ben hastayım der. Mart 1938 artık farkına varmıştır. Fakat buna rağmen hekim gelir, ilaçlar, tedavi, istirahat etmesi sağlık verir. Atatürk bunu dinlemez. Hatay'da Fransız işgali vardır. Bunun için 20 Mayıs 1938'de Mersin'e Fransızlara gözdağı vermek için bir ziyarette bulunur. Fakat çok bitkindir. 57 yaşında ama 70 yaşında, 75 yaşında gibidir. Hastalık ilerliyor. Fakat Hatay'ın Türk vatanına katılması için çabalar. Der ki, benim Hatay benim şahsi davamdır der. Şahsi davamdır. Ve 1918'de Hatay'la uğraşmaya başlar, 1938'de ölümüne kadar devam eder. Mersin'de iner inmez trenden askerleri tören geçiş yapar. 40 dakika süre ayakta karşılar askerleri. Son dakikalara geldiğinde yüzü sapsarı olur. Yanında kılıç alı sırdaşı var, Yaveri Salih Bozok var, yanına yanaşırlar. Paşam der, bize yaslanın yoksa düşeceksiniz der. Hayır der. Askerlere marş koşturarak tören geçişi yapmaları için komut verir. Ateş 39 dereceye çıkar. Uyuyamaz o gece. Ama 24 Mayıs'ta Adana'ya gelir. Orada da aynı şekilde askerlerin resmi geçirdiğini kabul eder. Ateşi yükselir. Ve Fransızlara gerçekten uygun mesajları verir. Derken Ankara'ya ve İstanbul'a döner. Ve İstanbul'a döndükten sonra da artık hastalığı kesin olarak istirahat etme zorunluluğu olur. Hüzünlü bir yolculuktur Mustafa Kemal'in Hatay, hem Hatay yolculuğu hem de hastalığı. Ve derken hastalığı ilerler, hissettirmez. 5 Temmuz 1938'de Türk askeri Hatay'a girer. Girdikten sonra Mustafa Kemal Paşa Dolmabahçe'deki hasta yatağı odasından çıkar. Bir çocuk coşkusuyla bir sandala biner, motora, ve onu kutlar. Ateşi tekrar 39-40'a yükselir. Dolmabahçe'deki odasına girer, bir daha oradan çıkamayacaktır. Ve 28 Ağustos 1938 Sabiha Gökçen'i kabul eder. Sabiha Gökçen'e kabul, üzüntülüdür, yatağındadır. Yataktan çıkamıyordur. Der ki, yarın bayrağı, der ki şöyle der, 30 Ağustos'u bensiz kutlayacaklar Gökçen der. O kadar istedim ki törene katılmayı, ordumuzun tören geçişini izlemeyi, ama bu hastalık bana müsaade etmiyor der. Derken 20 Eylül 1938'e geldiğinde Yaveri Salih Bozağa der ki, Salih çok dermansızım, halime bak, ellerime bak, çok dermansızım der. Ve 4 mevsim tablosu vardır.
Hasta şu anda Dolmabahçe'deki odasına gittiğinizde bu tablo vardır. Her uyandığında bakar. Afet İnan yanındadır der ki tabloya bakar. Gidelim Afet, bir orman kenarına gidelim. Her şeyi bırakalım, şöyle tek odalı bir yere gidelim. Hele ben bir yolcuyum da der. Tabii o mutludur ama çaresizdir. Ve nihayet 8 Kasım'a geldiğinde Salı günü akşam 18.30 suları Mustafa Kemal Paşa Atatürk fenalaşır. Hay Allah kahretsin der, midesi bulanır. Saat kaç diye sorar, etrafına bakar. Genel Sekreter Hasan Resayet der ki saat 7 efendim, akşam 19, 7 efendim der. Doktor endişelenir, anlar durumu. Doktor der ki Efendimiz, Efendimiz dilinizi çıkarın der. Atatürk dilini çıkarmak ister. Yarısını çıkarır, çıkaramaz. Doktor telaşlanır. Atatürk doktora bakar. Son kelimesi şudur. Ve aleyküm selam der. Ve gözlerini kapatır. 8 Kasım saat 18.30. 10 Kasım'a geliyoruz komada. Perşembe sabah 8.30'da serum verirler. 9 olduğunda göğsü hızla inip kalkmaya başlar. Ve son 5 dakikasına giriyordu Mustafa Kemal Paşa, Muzaffer Komutan. Yanında Kılıç Ali'ne Hasan Rıza Sayat der ki, Kılıç Kılıç bak koskoca bir tarih geçiyor der. Endişelenir, ağlar. Ve 9'u 5 geçe sonsuzluğa kavuşur. Nübet defterine şu yazılır. Saat 9'u 5 geçe büyük şefimiz derin koma içinde hayatı terk etmişlerdir. Fakat Atatürk'ün yaveri Salih Bozok uzun yıllardır beraber bilincini kaybeder, şuurunu. Odayı hızlı terk eder. Aşağı iner. Boş bulduğu Dolmabahçe Sarayı'nın zemin kanında bir odaya girer. Kapıyı hızla kapatır. Kalbine sıktığı tek kurşunla yere devirir. İçeri girenler onu kanlar içinde yere görürler. Sonra kurtarılır. Ama böyle bir hayatına son verme durumu olur. Genel Sekreter elini öper. Diğerleri öper, yorganın altına koyar ve doktor gözlerini kapatır. 16 Kasım'da 18 Kasım'a kadar 2,5 gün süreyle yaklaşık 300 bin kişi, 600 bin kişi ziyaret eder. 11 kişi ölür, 41 kişi ağır yaralanır izdihamdan. Cenaze namazını nerede kılalım derler. Camide kılınırsa izdiham olacak, ölüm olacak. O zaman derler ki acaba biz cenaze namazını Dolmabahçe Sarayı'nda kılabilir miyiz derler. Rıfat Börekçi'ye sorarlar, Diyanet İşleri Başkanı'na. Rıfat Börekçi der ki, Atatürk'ün cenaze namazı özgür hale getirdiği her karış toprağında kılınabilir der. Ve Dolmabahçe Sarayı zemin katında kılınır ve Ankara'ya uğurlanır. Fakat, hızlı geçiyorum. Evet. 21 Kasım 1938'de Ankara'da devlet töreni olacaktır. 10 Kasım 1938'de bütün dünyaya Atatürk'ün öldüğü haberi yayılır. Ajanslarda, radyoda. O anda İngiltere'de yaklaşık 80 yaşında hasta bir mareşal var. Adı General Mareşal William Burton. Bu der ki hasta yatağında doktorlara, İngiliz, İngiltere, Londra'da. Ben der Mustafa Kemal Atatürk'ün cenazesine katılacağım Türkiye'de. Doktorları şaşırır. Derler ki herhalde verilen ilacın etkisiyle biraz bizim problem var kafasında. Problem var. Sayın Mareşal derler, siz bırakın Türkiye'ye gitmeyin, Londra dışına çıkamazsınız. Ayağı şiş, kangren olma tehlikesi var. Kan kaybından gidersiniz. Israr eder. Bir yolunu bulur. İngiliz hükümetinden bir tören takımı alır ve 21 Kasım 1938'de Mustafa Kemal Atatürk'ün cenaze törenine Ankara'da katılır. Mustafa Kemal'in top arabasında cenazesi geçerken Mareşal William Burton Mareşal üniformasıyla selamlamaktadır. Kimdir bu? 1915 Çanakkale muharebelerinde Mustafa Kemal 34 yaşındayken karşısında savaşan İngilizlerin tuğ generali. Mustafa Kemal'e yenilmiştir. Yenilmiştir. İngiliz tarihine öyle geçmiştir. Ama iyi dövüştüğü için İngilizler buna Mareşal rütbesi vermişlerdir. Bu Mareşal ölüm tehlikesini göze alarak kendisini yenen Türk komutanının cenaze törenine katılıyor.
Fakat ayağı şiş olduğu için, dikkat edin, arkasında bir koltuk var. Ayağın altında da bir minder var. Neden? Ayağı şiş, devrilir diye. İşte biz bu yüzden Atatürk'e ne diyoruz? Tarihin kıskandalıdır. Hadise budur. Dünya savaş tarihinde, 5000 yıllık yazılı tarihte, insanlık tarihinde hiçbir komutana kendi yenilmiş düşmanının böyle bir saygı gösterdiğinin ne örneği vardır, ne de böyle bir anısı ya da belgesi vardır. Evet. Hindistan'da Kemal Günü ilan edilir, Pakistan'da ilan edilir. Efendim, bütün eyaletlerde Hindistan'ın, Pakistan'ın, Mısır'da bir haftalık yas ilan edilir Atatürk'ün ölümünde. İran'da 11 gün, Mısır'da 7 gün yas ilan edilir. Ve Mustafa Kemal Atatürk böylece sonsuzluğa kavuşur. Mustafa Kemal Atatürk'ün bilinmeyen ünü, Çanakkale'de 34 yaşındayken hepiniz bildiği gibi 3000 yıl önce yapılmış Troya ya da Truva Savaşı'nın intikamını almıştır. Onu da söyleyelim burada. 34 yaşında. Evet. Bir konu daha var. Bakın şu gördüğünüz Trikopis. Trikopis 1922'de Batı Anadolu'da Yunan kuvvetlerinin başındaki komutan. Kara Kuvvetleri Komutanı. Mustafa Kemal Paşa'ya 2 Eylül 1922'de esir alınır. Mustafa Kemal Paşa'nın yanına Uşak'tadır. Getirirler. Mustafa Kemal Paşa hoş geldiniz general der. Esirdir Trikopis. Yunanlı. Kahve, çay ikram eder. Sohbet ederler. Neyse. Bakar bayağı durumu kötü. İntihar edecek. Onu söylüyor. Der ki sayın general, eğer vicdanınız rahatsa, vazifenizi yaptıysanız esir olduğunuza üzülmeyin. Çünkü Napolyon'un da esaret başına gelmiştir. Esaret her askerin savaşta başına gelebilir. Ve ayrılırlar. Bir daha Trikopis Atatürk'ü, Atatürk Trikopis'i görmez. Mustafa Kemal Atatürk 1938'de öldükten sonra Trikopis Atina'da her yıl 1939'dan 1952 yılına kadar, ölünceye kadar Atina'daki Türk Büyükelçiliğine gider ve Atatürk'ün büyük boy posteri önünde her Cumhuriyet Bayramı'nda saygı duruşunda bulunur. İşte tarihin kıskandı gider. Atatürk. Evet. Derler ki paşam artık hastalığınız ilerledi. Gece sabaha kadar okuyorsunuz 5'e kadar. Gözleriniz şişti. Doktor da yok zaten. Teknik yok. Artık okumayın derler. Bırakın her şeyi yaptınız. Der ki çocuk ben küçükken fakirdim. Elime geçen 2 kuruştan birini kitaplara vermeseydim şu anda yaptıklarımın hiçbirini başaramazdım. Milattan önce Eflatun der ki 4. yüzyılda Milattan önce Eflatun hepinizin bildiği gibi Platon der ki keşke der filozoflar hükümdar olsa ve filozoflar hükümdarların koltuğuna otursa der. Böyle bir dilek. Eflatun'un bu dileği hiçbir zaman gerçekleşmez elbette ama 20. yüzyılda yaklaşık 5000 kitap okuyan ve 14 kitap yazan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'te gelir. Mustafa Kemal Atatürk evet savaşın ustasıdır, barışın efendisidir doğrudur ama Mustafa Kemal Atatürk hem bir baş öğretmendir hem de filozoftur. 5000 kitap okur, 14 kitap yazar. Ve gerçekten Eflatun'un özlediği filozoflar hükümdarların koltuğuna geçsin dediği bir kahramandır Mustafa Kemal Atatürk. Hakkını burada verelim. Evet. Mustafa Kemal Atatürk nutuğu 25 biliyorsunuz uzun birkaç yıl sürer nutuk yazar söyler en büyük kitabı 15-20 Ekim 1927'de okur 6 gün süreyle 36 saat 33 dakikada okur nutuğu okuduğunda nutuk hepinizin bildiği gibi söyler yani Atatürk'ün yazdığı en büyük kitap hiçbir zaman sesi titremez her gün 15 ile 20 Ekim tarihleri 1927'de 36 gün 36 saat 33 dakika süreyle okur. Yani her gün 6 saat okur. Hiçbir zaman sesi titremez. Ne zaman sesi titrer? Son sayfaya gelir. Yanındakiler anılarında der ki
son sayfaya geldiğinde bugün ulaştığımız sonuç asırlardan beri çekilen milli felaketlerin yarattığı uyanıklığın eseri ve bu aziz vatanın her köşesini sulayan kanların bedelidir. Bu sonucu Türk gençliğine armağan ediyorum dediğinde Mustafa Kemal Atatürk'ün gözlerinden yaşlar süzülür. Neden? Çünkü benim en büyük eserim dedi Cumhuriyeti Türk gençliğine emanet ediyor. Ama Türk gençliği derken Mustafa Kemal yaşça gençliği kastetmiyor. Beyin olarak, düşünce olarak gençliği kastediyor. Ona sorarlar, gençlikle neyi kastediyorsunuz? Fikir olarak gençliği kastediyor, yaşça değil. Onun için en büyük eseri Cumhuriyet, evet, emanet ettiğinde sesi titrer. Bir gün Bursa'yı ziyaret ettiğinde, hemen Kurtuluş Savaşı'ndan sonra, İstiklal Savaşı'ndan sonra, çocuklar karşılar onu, vali bir tören düzenler, çocuklar karşılar, çocuklara bir konuşma yapar, 42 yaşında, der ki, küçük hanımlar, küçük beyler, hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl aydınlığa sizler kavuşturacaksınız. Kendimizin ne kadar önemli, değerli olduğunu düşünerek ona göre çalışın, sizlerden çok şey bekliyoruz. Biraz duygulanır, duygulanır, biraz durur, durduktan sonra sorar. Çok çalışacaksınız değil mi çocuklar der. Çocuklar hep birden bağırırlar. Söz, söz diye bağırırlar. Devam eder. Bu çok önemli, dikkat edin. Çocuklar der, arkadaşlarımla birlikte ne yaptıysak sizler için yaptık. Sizin mutluluğunuz için yaptık. Başınızı dik gezin. Kimsenin kulu kölesi olmayın diye yaptık. Bir daha bu acı günleri yaşamayın diye yaptık. Ödülümüz sizin temiz sevginiz olacaktır der. Gözlerinden yaş süzülür. Yanında Feyzi Çakmakpaşa vardır. O da mendilini çıkarır. Gözyaşlarını siler. Ve Mahatma Gandhi der ki, Hindistan'ın kurucusu, ben şöyle der, Mustafa Kemal İngilizleri yeninceye kadar biz İngilizleri Tanrı zannederdik der. Mahatma Gandhi öyle der. Tunus'un kurucusu der ki, ilk devlet başkanı, vatanın istiklalini sağladığım gün önce Allah'a, sonra Mustafa Kemal'e dua ettim der. Ve evliliği, Mustafa Kemal insan, aşkları var, sevdaları var, sevdiği kadınlar var, ayrıldığı var. Evet. Fikriye Hanım var, hayatında önemli. Evlenmez. Fikriye Hanım daha sonra intihar edecektir. Latife Hanım var. Latife Hanım'la 2 yıl, 6 ay, 4 gün sürer evliliği. Latife Hanım, Mustafa Kemal Paşa'ya da Atatürk'ü bana sorarsanız yenilgisi hiç olmuş mudur insan olarak? Ben de derim ki iki yenilgisi var. Birincisi evliliği. İkincisi hastalığı. Mustafa Kemal Atatürk'ün başka yenilgisi yok. Evliliği ve hastalığı. Evliliği daha önce söyledim. Fırtınalı Deniz'de bir yolculuk. Latife Hanım 24 yaşında. Mustafa Kemal Maraşal. Dünyanın ender kaydettiği bir tarihi kahraman, 42 yaşında, fakat genç Latife Hanım maalesef Mustafa Kemal Paşa'ya istenilen mutluluğu, huzuru, sevgiyi veremiyor. Aşırı kıskanç. Kitaplarında bunları yazdım, bunları atmıyorum. Ve arkadaşlarına itiraf eder, hayatta yaptığım en büyük hatalardan biri evliliktir. Ama Mustafa Kemal Paşa'nın Latife Hanım'la evliliği bir projedir. Türk kadınının modernleşme projesinin bir halkasıdır. Onun için evleniyor. Fakat başaramıyor. Bir gün kardeşi Makbule'ye şu itirafta bulunur. Der ki Mustafa Kemal Paşa, beni iki kadın çok sevdi der. Biri Fikriye'dir. O ben olduğum için, Mustafa Kemal olduğum için beni sevdi. Bir Latife'dir, o da makamım için sevdiler. Hadise budur. Evet. Ve 10 Kasım 1938 Atatürk vefat ettiğinde İtalyan gazetesinde bir İtalyan profesörü, tarihçi bir makale yazar. Bu makale 11 Kasım 1938'de yayınlanır. Atatürk'ü anlatır. Son cümlesi şudur. Büyük İskender
Sezar, Napolyon, ayağa kalkın, büyüğünüz geliyor. Ne muhteşem. Büyük İskender, Makedon, Atatürk'ün doğduğu coğrafyada. İskenderun ismi ondan alınmıştır. Mısır'daki İskenderiye ondandır. Fethettiği için. Kendi döneminde bilinen coğrafyanın yarısını fetheden hükümdar ve komutan. Aristo'nun öğrencisi. Sezar, kendi döneminin en büyük hükümdarı ve komutanı. Napolyon, Batı'nın en büyük komutan dediği asker. Ve Batılı tarihçi diyor ki, Büyük İskender, Sezar, Napolyon, ayağa kalkın, büyüğünüz geliyor. İşte Mustafa Kemal Atatürk'ü gerçek makamına oturtan yedi sözcük budur. Budur. Ve tarih nankör değildir. Bir hizmeti asla unutmaz. Biz insanlar hep nankörüz. Ama tarih nankör değildir. Bir hizmeti asla unutmaz. Ve Mustafa Kemal Atatürk'ün ve o silah arkadaşlarının tarihteki yerleri daima anlayacak. Büyük İskender ölmeden önce komutanlarına vasiyet eder. Der ki, ben öldükten sonra tabutumun dışında elimi çıplak bırakın der. Neden? Halkım öbür dünyaya giderken hiçbir şey götürmediğimi anlasın der. Elim boş. Doğru. Evet, şerefle tamamlanması gereken en zor görev nedir diye sorarsanız hayattır, hayat, şeref. Yaşamdır şerefle tamamlanması gereken. Ve Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman kadro, o vatandan milletten başka sevgili tanımayan o kuşak, şerefle tamamlanması gereken en zor görevi şerefle tamamlamışlardır. İsmet İnönü der ki, eşsiz kahraman Atatürk, vatan sana minnettardır. Demokrat Parti kurucusu der ki Celal Bayar, Atatürk vefat ettikten, öldükten sonra, Atatürk seni sevmek milli bir ibadettir der. Celal Bayar'a yıllar sonra sorarlar. Sayın Bayar derler, siz Atatürk'e Atatürk seni sevmek milli bir ibadettir dediniz. Aynı şey düşünüyor musunuz derler. Hayır der. Ne düşünüyorsunuz der. Atatürk seni anlamak milli bir ibadettir der. Bunu Celal Bayar söylüyor. Evet doğru. Ve bana sorarsanız Atatürk nedir diye sonuç geliyorum. Akıl, bilim, Atatürk derken akıl, bilim, tam bağımsızlık, anti-emperyalizm ve umut demektir. Umut Atatürk, umut. Yani evet, akıl, bilim, tam bağımsızlık, anti-emperyalist ve umut demektir Atatürk. İdam kararı almış, tek adımlı cephanesi var. İsyanlar çıkıyor. Padişah aleyhinde, İstanbul hükümeti aleyhinde para yok ama umut, umut. Onun için umudunuzu hiçbir zaman kaybetmeyin. Umut. Evet, Cahit Sıtkı Tarancı der ki yaş 35'lerinde, ne dersin? Ölüm herkesin başında, uyuduğun uyumadığın olacak. Kim bilir nerede, nasıl, kaç yaşında bir namazlık saltanatın olacak. Taht misali o musalla taşında, doğrudur. Mustafa Kemal Atatürk'ün de bir namazlık saltanatı oldu ama Mustafa Kemal Atatürk 1938'de sonsuza uğurlandıktan bugüne kadar eğer gerçekten ölmüş olsaydı onun aleyhinde bu kadar uğraşan insanlar onu hala öldürmek isterler miydi? Ölmedi. Evet. Ve size bu kısmı bitirdikten sonra hepinize Atatürk'le kalın, Cumhuriyet'le kalın ama sağlıkla kalın diyorum.